Arkadaşlar selam her videoda sizlere bir tane CSGO skin veriyoruz arkadaşlar katılmanız çok basit bu videoya like atıyorsun kanala abone oluyorsun ve aşağıya instagram adresini yorum olarak bırakıyorsun ben de çıkan herkese arkadaşlar videonun sonunda açıklıyorum her videonun sonunda çekiliş var bundan sonra görüşürüz arkadaşlar selam yeni bir kasa açma videosuna hepiniz hoş geldiniz bugün key eğer sizde bakiye yüklemek isterseniz ne yapıyorsunuz abi bizim burada çekilişimiz var bak. Burada gerçekten çok güzel çekilişimiz var. Son 9 günü kaldı arkadaşlar. Bu çekilişe katılmayı unutmayın. 3 tane bıçak veriyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. 3 tane bıçak veriyoruz. Katılmayı unutmayın. Şimdi biz bugün ne yapacağız arkadaşlar? Kasa savaşı yapacağız. Güzel bir şekilde katlama planımız var. Abi ben yeni bir taktik buldum arkadaşlar. Her büyük kasalardan birer tane ekliyorum ve buradan deli gibi katlıyorum. Deli gibi para kazanıyorum. Siz de arkadaşlar burada katlamayı unutmayın mayın. Yani bu taktikleri deneyebilirsiniz. Şey var aklıma şey geldi. WWE'de bunları evde sakın denemeyin falan filan. Abi bizim çocukluğumuz gerçekten çok güzel bak. Abi gerçekten önceden çocukken WWE'yi izliyor muydunuz? Çocukken böyle çok gerçekçi geliyordu. Allah'ın nasıl oluyor falan filan böyle kan çıkmıyor falan filan böyle şeydik. Ama şimdi izliyorum da. Oğlum ben buna neyine inanmışım diye kendimi sorguluyorum abi. Ben bunu nasıl izledim diye. Yani garip yani o yüzden. Şimdi 2 vs 2 arkadaşlar böyle bir tane kasa savaşı oluşturdum. Aslında yeni bir tane daha taktik buldum da o taktiği de arkadaşlar bir sonraki videoda deneriz. Bu arada bıçak çekeceğim. Bıçağım hala gelmedi. Ee, kelebek çekiyorum. Doppler kelebek. Pace 3 geliyor da ben Pace 3 istemiyorum. Yani pace diğerlerinin hepsine okeyim. Ama Pace 3 istemiyorum. Şuradan da para istiyorum abi. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Biz iyiyiz gördüğünüz gibi kasa açmaya devam ediyoruz bu benim bugün ilk videom evi topladım birazcık psikolojim bozuk nedenini bilmiyorum ya Vallahi arkadaşlar her gün psikolojim bozuk ya bir insan her gün psikolojisi bozuk olur mu benim oluyor Vallahi sadece böyle kız arkadaşımla dışarı çıktığımda yani psikolojim birazcık düzeliyor o da yalnızlıktan ya Vallahi yalnızlıktan abi küçücük bir odadasın ve her şey yani üstüne geliyor abi ya. Valla hiç mutlu değilim arkadaşlar. Benim mutluluğa ihtiyacım var. Yani benim katlama ihtiyacım var ya. Benim para ihtiyacım var abi. Para mutluluk mu? Bence mutluluk arkadaşlar. Yani paran olursa her şeyin olur ya. Önceden sorarlardı. Para mı? Aşk mı? Sağlık mı diye. Herkes derdi ki sağlık. Yani sağlık olmadığı sürece Paran olsa neye yarar gibisinden söylüyorlardı. Ama arkadaşlar şöyle de bir şey var. Paran yoksa sağlıklı yiyemiyorsun. Sağlıklı içemiyorsun. Sağlıklı yani sağlıklı yaşayamıyorsun yani. Paran varsa spora gidiyorsun. Sağlığın geliyor. Paran varsa güzel şeyler yiyorsun. Ee, sağlığın geliyor. Oğlum önceden ben çöptüm lan çöptüm çöp. Hani şu an çok param yok öyle şey bir param yok da. Yani yani normal bir insan gibiyim yani. Normal bir insan gibi yaşıyorum. Babam sağ olsun abi. Yemin ediyorum var ya o kadar kötü bir çocukluk yaşadım ki. Bak kamera yakınlaştı ya. Kamera niye yakınlaştın abi? Oğlum ben bunu nasıl şey yapacağım? Oğlum ben bu kamerayı nasıl yapacağım lan? Kameraya bak. <laughs> Oğlum kamera niye yakınlaştın? Şunu bir yazayım. Arkadaşlar kamera aldık. Kamera kendiliğinden yakınlaşıyor lan. Bak şöyle bir şey yaptım. Kendiliğinden yakınlaştı. Ama yakınlaşsın istemiyorum. Hah geldi. Connect diyelim. Şuradan kamerayı bir geriye alalım. Güzel. Aldık abi güzel. Ama burayı da almam lazım. Son 10 tane kasa var. Çok güzel kasalar yok. Arada da çok büyük bir fark yok. Yani düzeltebiliriz. Hadi aslanım. Hadi poker. Ver bir tane item. Vermiyor. 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 Bu arada siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Şu günlerde arkadaşlar gerçekten havadan mı sudan mı bilmiyorum. Kime sorsam ne yapıyorsun? Nasılsın? Kanka valla çok kötüyüm ya. Kendimi çok kötü hissediyorum. Neden bilmiyorum diyor. O yüzden havadan galiba ya. Ben de kendimi çok kötü hissediyorum. Gerçi abi diyeceksiniz ki sen her zaman kendini kötü hissediyorsun. Öyle ne yapayım? Ama düzeleceğiz ya. Vallahi düzeleceğiz arkadaşlar. Ama belli bir süre sonra böyle YouTube'u, mutu her şeyi bırakacağım ya. Kendime böyle bir tane iş bulacağım. Gireceğim bak sigortalı. Maaşlı bir tane işte çalışacağım. Yani öyle takılacağım ya. Çünkü artık arkadaşlar vallahi YouTube tat vermiyor ya. Neden tat vermiyor? Abi sevmiyorsan yapma. Abi seviyorum. Gerçekten güzel YouTube videosu çekmek. Çünkü derdimi anlatıyorum. Konuşacak kimsem yok. Sizle derdimi anlatıyorum. Güzel oluyor o yönden. Ama hani mesela normal bir iş yerinde çalışırsam böyle sorun problem böyle sürekli biriyle tanışıyorum bir etkileşim var. Burada yok etkileşim abi. Aynı bilgisayar sürekli bu mikrofona derdimi anlatıyorum. Sürekli size derdimi anlatıyorum. Abi şuradan bir tane bıçak ne olur lan pahalı olmazsın ki ya. Cık. Ben kaybettim. Vallahi kaybettik arkadaşlar. Moralim bozuldu. Şurada bir tane bıçağımız var. Onu çekmeye çalışıyorum. Umarım güzel bir tane bıçak gelir. Çekeriz bunu. Abi Pace 3 istemiyorum. Bana güzel bir tane bıçak vermem lazım. 5210 dolarımız var. Bunu da bir sonraki videoda katlarız. Bu video bu kadar. Görüşürüz. Arkadaşlar selam. Son videomuzun çekilişini editörümüz açıklıyor. Buradan izleyebilirsiniz. Kazanan arkadaş hayırlı olsun. Görüşürüz.